Hocam nerede kaldık? Sihirlerde kaldık. Evet, genital sihir, genital herpes, iksir, aloe vera jel, melisa forte, sinilot forte ile tedavi etmek mümkün. Yakmadan, dondurmadan, mesela Ankara'dan bir hanımefendi doktoruna gitmiş. İsmini söylemeyeyim tabii ki. Yaktırmış doktoru, kadıncağız bir hafta oturamıyor yaktırdığı için. Artı aradan aylar geçmiş, yine de iyileşme yok. Ne oldu? Yaktırmak, dondurmak çözüm olmadığı gibi. Bir de haftalarca oturamıyor dahi, hareket dahi sinirliyor. Yani kolay bir şey değil. Yaşamı etkiliyor yani. Evet, yaşam kalitesini etkiliyor. Eğer ki eşlerden biri genital sihir, genital herpes'e yakalanmışsa eşiyle asla cinsel ilişkide bulunmamalı. Bulunmamalı. Evet. Bulunursa ona da geçer. Tabii Allah korusun çocuklarına da geçer. Tehlikeli. Bu nedenle yani doğum yapacak olursa. Bu nedenle uzak durmak gerekir tedavi olana kadar. Bayanlarda ikinci ve çok önemli, çok ağır bir rahatsızlık nedir? İntersistiyal sistit. İntersistiyal sistit. Yani normal yani sistit, mesane iltihaplanmasına sistit mesane denir. Mesane iltihaplanması. Aktif mesane veya intersistiyal sistit denen bir rahatsızlık daha var. Aktif mesane. Neden aktif? Sürekli kişi lavaboya gider gelir, gider gelir, gider gelir. Neden? Çünkü mesanenin içerisindeki sinir uçları yanmıştır. Yandığı için böbreklerden birkaç damla idrar mesaneye geldiği zaman sinir uçları açıkta olduğu için beyine sürekli sinyal gider. Hadi lavaboya, hadi lavaboya. Gecede, bir gecede 30 defa lavaboya giden insanlar var. Bir gecede sabaha kadar uyuyamayan, sokağa çıkamayan bu tür insanlar var. Bunun sebebi nedir? Normal olarak bağırsaklarda hiçbir tehlike arz etmeyen E. coli bakterisi köpek gibidir. Evinizde köpeğiniz var, size zarar verir mi? Vermez. Fakat bağırsaklarda köpek gibi, yani faydalı olan, zararsız olan E. coli bakterisi idrar yoluyla mesaneye ulaşırsa ne olur? Kuduz köpek gibi olur. Saldırganlaşır. Antibiyotik kullandıkça veya başka bir ilaç kullandıkça ne olur? Daha da azar. Bu nedenle intersistiyal sistitte asla antibiyotik kullanmak çözüm değil, daha da tehlikeyi azdır, hastalığı azdır. İntersistiyal sistitte bağırsakları tedavi etmeden mesaneyi tedavi edemezsiniz. Yani mantarı burada da aynı olay. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşende olduğu gibi. Yani cilt hastalıkları, alerjik hastalıklarda intersistiyal sistitte de bağırsaktaki mantarı ve bakteriyi yok etmeden mesaneyi tedavi edemezsiniz. Buna karşı da çok özel bir formül geliştirdik. Nedir? Ayı üzümü. Ayı üzümü forte mi? Forte. Forte. Ona forte birazdan onları geçelim hocam.